arkadaşlar. Şey, pazarda bana eşlik edecek arkadaşlardan bunlar. Onun dışında... 20 kuruş istemiyor musun? Şöyle Yüksel abimiz var. Telefonları burada değiştireceğim onu. Bir Abdülaziz var ya, Yerel. Çevirmenimiz. Abdülaziz Türkiye'de futbol oynadın değil mi sen? Evet abi. Hangi takımda? Kars'da oynadım. Karasu. Kars. Evet. Samsung'da oynadım. Vaa. Ayvacık Espor. Vaa. Ve şimdi bizim çevirmenliğimizi yapıyoruz. Arkadaşlar, burası bizim Türk evi. Türk evinin hemen çevresi bu şekilde. Buradaki pazarda pek de bir şey yok. Geçen havucu aldık da küçücük. Neyse, artık bir şekilde bulduğumuzu alacağız. Genel olarak burada beslenme şeklimiz konserveler ya da patates ya da soğan. Bu şekilde besleniyoruz. Çünkü sebzeler çok fazla bulunmuyor arkadaşlar maalesef. Bakalım pazara gidelim de inşallah sebze bulup sebzeyle birazcık besleniriz. Evet, pazara geldik. Şimdi bakın hemen şurada deve falan var. Pazarın iç kısmına gireceğiz. Var yani, ses çıkıyor yani, o reklamcı. Biliyor musun? Reklamcı mı? Evet. Şey, ilaç satıyor. Bunu yakında... Şey, arkadaşlar deve var. Şu öküzler falanla yük taşıyorlar. Eski Osmanlı usulü. Bakın şöyle bir yer. Hazır, böyle bir lan. Hurma. Bu ne? Hurma. Yaş hurma bu. Hurma evet. Ama değişik bir hurma yani. Yiyecek misin? Şöyle. Arkadaşlar burada en çok gördüğümüz şey genelde soğan ve patates. Sarımsak da var tabii. Sarımsak, zencefil, biber de her hafta çıkmıyor. Bana ver bunu konuşma. Bakın şöyle şeker kamışı gibi bir şey satıyor. Yani bunları bulmak gerçekten zor arkadaşlar. Var ama bu pazar, büyük pazar, haftada bir kere tek oluyor. O yüzden sıkıntı bunları bulmak. Yeşil mi? Yeşil mi? Hayır, yeşil bunlar da. Gel şuradan bağır. Ya ürün olarak genelde kurutulmuş malzemeleri bulabiliyoruz. Abdülaziz, bu lüks bir pazar mı buraya lüks. Göre? Lüks mü? En lüksü burası. Başka gerçekten yok. En lüks pazar burası arkadaşlar. Yani Tesova'da bulabileceğimiz en iyi ürünler burada. Ama genelde saklama koşulu olarak dolap olmadığı için çok böyle şekerlenmiş veya böceklenmiş şekilde bulmak mümkün. Bu yüzden çok tercih etmiyoruz. Yani genelde taze sebze alıyoruz. Bakın size göstereyim, kurutulmuş sebzeler falan var. Şöyle bakın. Bu ne? Bu gaz yağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Ah. Ya şey, ayçiçek yağı da, zeytin yok burada da. Ayçiçek yağı. Ha. Şey, bunları genelde binek olarak kullanılıyor, öküzler. Yük taşımak için kullanılıyor. Rahile pazar yerli biri için ucuz mu? Pazar ucuz. Ucuz. Tasovalı. Evet, evet. Ucuz big, mu? Big pazar. Tamam, big pazar da. Evet. Bura, sen Tasovalısın ya. Onlar için ucuz, pahalı. Yok, anlamadım. Tamam. Anlatmak istediğim şey, burada yaşayan insanlar için pahalı mı yoksa ucuz mu? Ama anlamadım maalesef. Abdülaziz'e soracağım. Kaylı kuma. Şu kurutulmuş kuma. Medebino ana. Selamünaleyküm.
ama. Şöyle. Kurutulmuş hurma. Şunlarına bakın, şöyle farklı şeyler satılıyor arkadaşlar. Bunlar gaz. Bu gaz mı, yemek yağı mı? Ayçiçek yağı. Yemek yağı. Ya evet. Oo, kaç kilo bu? 50 kilo falan mı? Bunlar 25 kilo. He. 25 kiloluk yağlar. Gaz, araba yağı sandım ben onu. Bunlar o dediklerin de aynı bidonda satıldığı için. Pek anlaşılmadı. Pazarda şimdi mazotun işi yok. Vallahi ben burada yaşasam muhtemelen zehirlenirdim abi. Selamünaleyküm. Dayı. Kumaş satıyorlar. Bunlar da esans herhalde. Farklı kokularda esans yapıyor adam. Alayım mı abi sana? Yok istemem ama. Şey, burada da tamir malzemeleri. Bakın şu an pazardayız ve yanımda yine çocuklar takıldı. Burada mümkün değil yani çocuksuz gezmek. Çünkü pazara ya da herhangi bir dışarıya çıkışınızda bile yerli çocuklar sizi böyle yapışıyorlar arkadaşlar maalesef. Hello. Hi. Niye takip ediyorsunuz lan? Şey bakın arkadaşlar. Çok bir yoğun bir trafik var. Şey, boğalar moğalar. Tatlı patates. Seda. He? Muz tatlıları. Selametle. Haşladığın zaman bunu... Kızartılmış muz mu acaba? Yok, kızartılmış değil. Bazı yerlerde kızartılıyor ya. Muz kızartılıyor ama muz değil bu. Bu patates. Bu muz tadında böyle bir şekerli gibi tadı var. Muz tadında patates diyorsun. Okey, tamam. Thank you. Rahila bizimle beraber çalışıyor. Rahila. El salla Rahila. Seda bak, bu haşlanmış yani bak, satılıyor bunu. İkram edeyim istiyorsan. Benim, bakar mısın? Evet. Bir parça küçük küçük. Şimdi... Deneyeceğiz bakalım, bu tam olarak ne? Patates. Patates. Bu haşlanmış patates. Güzel. Baharatı. Kötü değil. Abi kötü de çaktırma yani. Güzel. Yok baharat. Un. Biber. Tamam. Evet. Tamam. Yok. Tamam. Thank you. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tadı hiçbir şeye benzemiyor. Sanki hiçbir şey yemiyormuşum gibi. Yenmedin değil mi? Üzüm deneyeceğim. Üzüm değil mi? Üzüme benzer bir şey. Üzüme benzer mi? Üzüm değil. Buranın şeyi. Bak çok acı. Tamam, şunu alacağım. What is this? Nedir? Musu neyi? Musu neyi? Halu, halu. 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 Üzüm, Türkiş üzüm. Bu ne şey? Üzüm daha Türkiye'nin çikine. Ha, üzüm değil ya. Değil tabii. Halu üzüm. Kara yemişe benziyor bir çoğu. Aynı şeyler. Arkadaşlar şey üzüme benziyor. Ama bakın şöyle açayım da, üzüm değil, böyle biraz daha tüysü bir şey. Çok beğenmedim ama kötü değil yani, buraya göre bu da iyi. Yenilebilir. Arkadaşlar hiçbirinin tadı yok ha. Yiyorum, ayıp olmasın diye sesle çıkarmıyorum ama. Gerçekten ölürüm Türkiye'm. Bu konuda Türkiye lezzetleri çok farklı ve güzel. Arkadaşlar pazarın az ilerisi şöyle kıyafet pazarı. Burada kıyafet falan satıyorlar. Şey gördüğünüz üzere genelde ikinci el oluyor herhalde. Ne yapıyor? Ne? Ne? Limon? Evet, limon. Ha. Portakal. Okey, tamam. Ben olsam alırdım bak şu. Okey, ben var. Şöyle kıyafet. Arkadaşlar, insanlar genelde
Burada beyaz insan görmediği için çok dikkatliler. Yani bulunduğumuz bölgede çok beyaz yok. Sadece Türkler. Bunlar da benim yol arkadaşlarım. Tabağı göstereyim mi? Bakın bu tabak ne biliyor musunuz? Buradaki insanlar, çocuklar genelde bu tabaklarla dolaşıyor. Çünkü sizden yemek istiyorlar değil mi? Bakın bunlar da hep satıcı çocuklar. Bu içliği de süt. Bu şekilde. Ve çocuklar tabakla dolaşıp sizden yemek istiyorlar. Parayı ağzına sokma. Halk çok yoksul arkadaşlar. Bu benim geldiğim kurumun burayı seçme sebebi kesinlikle buranın misyonerliğin başlangıç alanının olması. Buna karşı olarak buradalar ve buradaki insanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Rahile sen, sen Tesova değil mi? Tesovalısın. Evet, evet. Tesova ne meşhur? Kim o? Neyi? Mesela Türkiye apple, muz. Burası ne meşhur? Kebap. Evet anladım. Tesova burayı ya. Hausa. Fulatant, Fulatia. Zorma. Tamajak. Dört tane var. Anladım. Senin dediğin hiçbir şeyi anlamadım. Dedin ya şu bu hiçbir şey anlamadım. Evet, evet. Bu arada biraz hastayım. Sesim biraz garip çıkabilir. Kusura bakmayın. Bakın şuradaki pazarda belki bir şeyler alırız diye çıktık ama pek de bir şey bulmak mümkün değil. Şöyle bir şey örüyorlar sonra satıyorlar bunu. Bu ne? Kilim mi? Hasır. Hanlarda falan yani güzel bir şey. Buradaki bunun genel eksen. Ama bizi hep yani kandırdıkları için alamıyoruz değil mi abi? Bize fiyat olarak çok pahalı söylüyorlar. Çünkü beyazlar burada, beyazları gördükçe yüzlerinde dolar oluyor. Burada köyün hanım teyzeleri. Selamünaleyküm. Nasılsın? Nasılsın teyze? Hausa. Hausa. Hausa, Hausa. Türkiye. Nasılsın ne demek? Buna lahiya. Musinenko? Musinenko? Halima. 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 Ha, Seda. Seda. Buna da Seda. Teyze. Seda. 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 Arkadaşlar buranın teyzelerin oturduğu bir alan gördüm. Selam verdim ve kaçıyoruz. Buradaki teyzeler çok tatlı ve çok sıcakkanlı insanlar genel olarak. İnsanları genel olarak çok içten ve doğal arkadaşlar. Abdülaziz bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu pazar yerlileri için ucuz mu pahalı mı? Bu da ucuz yani. Bugün yani sadece yani haftalık yani bir kere açıyorlar. Ucuz yani satıyorlar. Sadece pazar günü. Buradaki biri için, Tasovalı biri için ucuz mu pahalı mı? Ucuz. Ha. İyi o zaman ama bize pahalıya veriyorlar biliyorsun. Biz zenginler olarak görüyorlar. Zenginler ve ben fakirim ya bakma. Beyaz olduğumuza fakiriz ya. Elhamdülillah da yani. Çok da zengin değiliz. Biz pazara gidemiyoruz arkadaşlar. Genelde biz çalışanları yolluyoruz. Çünkü beyazları gördüğün 5-6 kat fiyatları yükseltiyorlar. Burada elektronik ürünler. Şurada güneş enerji panelleri görüyorum ya, onlar ne abi? Bunlar elektrikten dolayı akü güneşi kullanarak telefonlara şarj ediyorlar. Yani küçük lambaları şarj ediyorlar. Bak
akıtı şöyle, bazı yerlerde bunları gördüm. Şey hani teknolojinin bu hamlesini burada kullanmaları çok iyi. Şurada ikinci yer telefonlar. He abi. Ne kadarmış? Bu radyo aynı zamanda lamba artı güneş enerjisiyle çalışıyor. Ne kadar? Bu kadar abi. Bu kadar abi. Hey. 3,5. 3,5 sefa. Yani, 3500 sefa değil mi? 3500 sefa. Ucuz ben değil mi? Ucuz değil bence. Türkiye'ye göre ne kadar? Şeyden mağaza dükkandan aldık. Böyle 3000 sefa. Yani. Thank you, merci. Şey arkadaşlar, onu normal sadece Aziz gitseydi ona 2000 sefaya falan verirdi. Bizi görünce üstüne mutlaka fiyat şey yapıyorlar. Bakın en sevdiğim şey şu kısım arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musun? Tabak var ya, böyle bildiğimiz bal kabağını oyuyorlar. Sonra bunu kuruttuktan sonra tabak şeklinde kullanıyorlar değil mi? Evet, evet. Tabak aslında. Evet, tabak. Bakın şimdi size göstereyim. Yiyorlar gibi bir şey. Renklendiriyorlar arkadaşlar. En sonunda da tabak olarak bu şekilde yoğurt falan satıyorlardı gördüm. Bakın şu şekilde. Göster. Bakın arkadaşlar. Bence çok güzel yani. Bir dakika. Bakın arkadaşlar, abi yapıyor. Selamünaleyküm. Bak şunlarla yapıyor. Şunlarla oyuyor arkadaşlar. Oo abi. İngiliz. Hausa. Tamam. Hello. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel. 750. 750. Tamam. Türkiye'ye gidince bir tane alacağım ondan. Sana alayım mı Abdülaziz? Şu. Neymiş? Çay altlığı mı? Tencere. Ne kadar? Normalde bunları şunlara kapak olarak kullanıyorlar. He. Bunlara kapak olarak kullanıyorlar ama biz bunları alıyoruz. Bunu masa üzerinde, tencere, tava, sıcak, demlik gibi. Ne kadarmış? Mi? Neyse, benim bilgi alanım değil. Ben çıkayım şuradan. Pardon. Merci. Kapaklardan çok benim kap daha çok dikkatimi çekiyor ama maalesef Türkiye'ye götürmek mümkün değil arkadaşlar. Zımparalıyorlar. Hello. Bakın. I don't house her. Kabak arkadaşlar, normalde kabak bu. Böyle zımparalıyor. Şöyle. Sonra bunu da bu şekilde getirip işte satıyorlar. Bakın çok güzel ya. Yani bence çok mantıklı. Bölgedeki ürünleri kullanarak bu şekilde bir şey yapıyor. Bunlar yine izleyicilerimiz. 2000 sefa. Bende mi alsam ya? Pınar, bende mi alsam? Evet. Pınar bizim patron. Ay, bana da alacak mısın? Al bir tane abi ya. Bir bana, bir Pınar'a bence. Büyük olsun. Abi kandırdılar ama diyor ki pazarlık yapmayı benden öğrenin. Kaç tane? Abi o normalde 150 sefaymış, sana 200 sefaya vermiş. Bir tanesi Seda'nın. Senin Seda bu. Bu Seda. Vay. Neyse arkadaşlar, şey bir trafik oluştu. Ya dur hocam. Aa. Hadi çıkalım. Haydi. Haydi çıkalım. He, Seda mı? Oha, adımı öğrenmiş. Yani tanesi bize kaç geldi biliyor musun? 200 sefa. 200 sefaya geldi. Ama 150 sefaymış. Kandırıldın. Kim dedi onu sana? Bakın, kurutulmuş biber.
Bundan Urfa'da da görmüştüm. Sonra bu pul biberi çeviriyorlardı sanırım. Neredesiniz? Bakın. Duyun, duyun. 500 sefa diyorlar tanesine. Yevir et. Tabii. E tamam sen. Peki. Beyazsın ya. Güneş açısı buradan daha farklı geliyor. Daha beyazsın, daha fazla söylemiş. Ne ya, ondan mı oluyor? Öyle abi burada bu işler. Bakın her yerde farklı farklı insanlar aynı işlemi yapıyor. Söyle. He efendim. Sen adımı nereden biliyorsun? Bakayım tabağına bakın. Bu da tabağını böyle şey yapmış. İplemiş arkadaşlar. Böyle. Mustenki, Mustenka, Ka. Mustenki. Bakın tabağıyla beraber. Hepsi tabağıyla geziyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar hep yemek istiyorlar işte. Evet arkadaşlar. Şurada yataklar var. Arkadaşlar, burayla alakalı bilmeniz gereken şey, insanlar yoksullar. Ve burada gördüğünüz çoğu şey, buranın yerel halkının ulaşması zor. Sebze meyve olayı da çok yok. Ama bir şekilde yine koyuyorlar. Bakın şöyle döküm tencereler de satıyorlar. Ne kadar? 3500. Yani 3500 sefa, 3600-900 alüminyum tencere döküm. Ama güzel. Bunda ne güzel yoğurt tutulur var ya. Selamünaleyküm. Şurada battaniyeler. Aziz yeterince sıcak zaten battaniye. Burası çok... Burası çok sıcak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar dibeklerde millet dövmek için. Evet, bakın. Burada. Şurada milletler var. Ben dövebilir bunlara, miyim? Tabii ki bak. Nasıl yapılıyor? Bunlarla millet dövüyorlar arkadaşlar. Notere kaydedilir miyim? Şimdi Rahila bana millet dövmeyi öğretecek. Millet burada yetişen bir bitki arkadaşlar. Şimdi dövecek. Aa, çok ağır ama ya arkadaşlar. Mesela güzel yapıyor. Ayrıca dönem geliyor ama hocam. Dönem geliyor çabuk. Dönem geliyor çabuk. Dönem geliyor çabuk. Şöyle.